5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Ankara Bilim Üniversitesi'nin panellerine devam ediyoruz. Dijital oyun ve simülasyon panelimize hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Moderatörümüzü ve panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Akademisyen Doktor Ali Efe Iralı, alkışlarınızla moderatörümüz. Buyurunuz efendim. Sayın Iralı, hoş geldiniz. Ve konuşmacılarımız, InGame Genel Müdürü Sayın İlker Ergen, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Digital Transformation Group CEO'su Tolga Dinçer'i alkışlarınıza davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim ve son olarak Ankara Bilim Üniversitesi öğrencisi Sayın Yunus Emre Kepenek, alkışlarınızla bizlerle. Hoş geldiniz ve söz Doktor Ali Efe Iralı'da, buyurunuz. Yes, test şimdi geliyor herhalde. Sayın Rektör Hocam tekrar, sayın hocalarım, kıymetli misafirler, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'dan kara geldik ve Allah'tan soğuğu da kırmış. Gayet güzel bir havayla karşılaştık. İstanbul, biraz evvel konuklarımızla da konuşuyorduk. İstanbul daha soğuktu gelirken buraya. İnşallah döndüğümüzde de kar olmasın diye umut ediyoruz. Bugün dijital oyuna hem de simülasyona biraz daha farklı bir pencereden bakmaya çalışacağız. Onların ortak kesişim noktalarında özellikle 3 farklı noktada, yani özellikle son birkaç yıl içerisinde biraz daha süreci domine eden 3 farklı konudan bahsedeceğim biraz kısa. Ondan sonra sözü konuklarınıza doğru devredeceğim. Biliyorsunuz uluslararası camiada özellikle dile getirilen 3 farklı faktör var. Bunlardan birincisi yapay zeka, ikincisi aslında üçü de birbiriyle entegre olan süreçler ama başlıkları öne çıkıyor diye öyle söyleyelim. Yapay zeka, blok zincir ve bulut birbirlerinden beslenen kavramlar, aslında kimi zaman ayrıldığı, kimi zaman birleştiği noktalar var. Bu 3 kavram bizim bugün eğlence sektörünün ya da ciddi oyunlar diye tabir edebileceğimiz biraz da simülasyon sistemlerine hitap edilen sürecin yeniden yapılandırdığı bir yeni dönem yaşıyoruz aslında. Bugün özellikle geçtiğimiz aylarda sektöre 3. sürümünün daha yeniden yapılandırılmış haliyle çıkan ChatGPT ile biraz daha popülerleşmeye başlayan yapay zekanın oyun endüstrisine de farklı yansımaları oluyor. Ama sadece bu tek başına bir yansıma değil. Biz bunu genellikle anlatırken konuklarım da katılacaktır bana. Onlar da onların aslında söyleyecekleri benden biraz daha önemli. Çünkü sektör profesyonelleri olarak alanın içerisinden canlı bilgileri aktaracaklar onlar da. Ama bir genel tanımla, Christensen'in tanımıyla aslında işte o disruptive innovation dedikleri yıkıcı inovasyonun biraz... Yıkıcı yeniliğin ya da inovasyonun, bazı hocalarım kızabilir bana yine inovasyon demeyin diyenler olabilir hocalarımız arasında. Onun için yenilik diye de biraz daha değiştirerek söyleyelim. Yıkıcı yeniliğin bir farklı türeviyle karşılaşmış bulunuyoruz. Tabii bu kimi zaman insan gücünü, insan emeğini sanatsal faktörlerle, sanatsal faaliyetlerle beraber desteklerken, kimi zaman da onun kendi emeğini farklı şekilde yorumlayarak, onun belki elinden emeğini, sermayesini alarak başka bir ortama doğru dönüştüreceği yepyeni bir mecra ile karşı karşıyayız. Pek çok bilim dalı kendi içerisinde çalıştırdığı, finanse ettiği ve desteklediği bilim adamını yapay zeka ve benzeri üretim sonuçlarında sektörden çekilmeye mahkum bırakacak gibi duruyor. Oyun sektörü içinde benzer gelişmeler var. Tabii bu sadece teknolojinin gelişmesiyle de açıklanacak bir durum değil.
Biliyorsunuz özellikle pandemiden sonra oyun endüstrisinde çok önemli bir yükseliş olmuştu. Herkes evde, herkes dijitale yatırım yapıyor. Evdeki normal günlük kullanıcı, casual player dediğimiz günlük kullanıcılar, günlük eğlenceye dönük oyunları tercih eden kişilerin yaptıkları harcamalarda da çok büyük artışlar olmuştu. Bununla beraber hayati gıda ya da gıda gibi, sağlık ürünleri gibi hayati öneme sahip olan ürünlerin daha ziyade tercih edildiği, teknolojik yatırıma yönelik yazılımsal faaliyetlerin ya da donanımsal faaliyetlerin, özür dilerim, çok fazla önem addedemediği satış rakamlarında bir süreç yaşadık. Onun arkasından bu sefer tam tersi bir süreçle karşılaşmaya başladık. Donanımlarda yükselen bir satış ve oyun sektöründe uluslararası çapta özellikle yazılım sektöründe görülen daralma sonucunda aslında 2022'nin sonlarında biliyoruz ki çok sayıda dünyanın en büyük firmaları olarak tabir edebileceğimiz, şimdi hepsinin ismini vermeyelim ama yavaş yavaş farklı sektörlerden kişi eksiltmeye gitmeye başladılar, işten çıkartmalara başladılar. Bu tabii bir noktasında oyun sektörüne bile uzandı ama oyun sektörü ne olursa olsun yine bir şekilde farklı kanallarla kendisini idame ettirebiliyor. Çünkü sadece tek bir kanalda, eğlence kanalında değil, aynı zamanda eğitim kanalında ve eğitimle eğlenceyi buluşturan farklı süreçlerde de karşımıza geliyor. Bunun örneklerinden bir tanesini aslında bir simülasyon motoru üreticisinin kendisini artık mesela oyun motoru olarak tanımlamaktan çıkıp doğrudan otomotiv sektöründe yer alan firmalarla ortaklaşa olarak hareket edebilecek şekilde yaptığı yeniden revizesinde de görüyoruz. Tanıtımlarını değiştirmeye başlıyorlar. Ama oyun her zaman önemli. Bugünkü büyüklüğü ne olursa olsun 200 milyar dolar büyüklüğünde, yani kolay kolay yıkılabilecek bir sektör gibi de durmuyor. Çünkü her daim, bunu biz genellikle lokantalar için söylerdik, hatırlarsınız. Burada herkes hatırlayacaktır. Mutlaka bu cümleyi biri kurmuştur. İş kursaydık ilk önce ne kurardık diye düşünüldüğünde lokantacılık eskiden akla gelirdi. Çünkü lokantanın her zaman için müşterisi vardır. İnsan her zaman acıkır, insan her zaman su içer, susar. Oyun da artık öyle bir hale gelmeye başladı. Bunu psikolojik olarak yorumlayabilirsiniz, sosyolojik olarak yorumlayabilirsiniz. Ya da doğrudan iletişim tarihi çalışmaları açısından da söyleyebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Oyun artık hayatımızın kopamaz, ayrılamaz bir bütünü. Ama bu tek başına sanatla ya da üretim süreçleriyle de idame ettirilebilecek ya da açıklanabilecek bir yapı değil ne yazık ki. Bunun bağlamında dediğim gibi 3 kilit nokta var. Bugün çok kıymetli İlker Bey'le de, çok kıymetli Tolga Bey'le de onları konuşacağız. Ondan sonra bir de bir genç üretici babında Yunus Emre Kepenek de bize aslında bunu bir de genç penceresinden, bizden yaşça aslında aramızda yaş var diye, yoksa biz de genciz canım. Biz de genciz ama yaş farkından dolayı biraz daha Z jenerasyonunun üretime nasıl baktığını, sonucu nasıl elde edebileceğini, nasıl yorumladığını anlamamız açısından çok önemli bir çıktı verecek. Üç kilit nokta var dediğimiz gibi. Yapay zeka bizi şekillendiriyor. Geçtiğimiz gün bir köşe yazısında da aynı şekilde dile getirmiştim. ChatGPT ve benzeri, ChatGPT tek başına olan bir ürün değil bu arada. ChatGPT'nin yine farklı alternatifleri var ama biz genellikle de arkasında çok büyük bir dev firmanın da yatırımı olması dolayısıyla onu biraz daha önde görüyoruz. Ama ChatGPT'nin benzerleri senelerdir var. Zaten senelerdir deneniyor ki biz şu an ChatGPT'nin bundan aslında belki birkaç sene evvel geliştirilmiş olan halini görüyor olma ihtimalimiz üzerinde duruyoruz. Yani biz şu an gerçekten uygulanabilecek düzeyini gördük mü bilmiyoruz. Bir araştırma makalesi üzerinde bir çaba gösterebiliyor mu diye test ettiğimizde bildiğiniz şu an bir belki doçent düzeyinde, belki profesör düzeyinde dahi bir makaleyi atıflı olarak yazabilecek hale gelen bir gelmiş olan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Aynı zamanda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar boyunca bu yapay zeka sistemlerinin bir oyunu üretip üretemeyeceği konusunda da yapılmış çalışmalar var ve inanın bir yapay zeka bütün grafiksel süreçleriyle beraber, metinleriyle beraber, ses dosyalarıyla beraber bugün üretilebilecek konuma bazı üniversitelerin araştırma geliştirme merkezleri tarafından getirilmiş vaziyette. Özellikle 2018 yılı bu kavram için belki bizi dinleyenler araştırmak isteyeceklerdir. Önemli bir bilgi sunuyor.
Endüstri çok büyük, dinamiği çok fazla, paydaşları çok fazla, medya ayağı var, üreticilerin farklı fraksiyonları var ve oyunla simülasyon o kadar içi çeki. Ona çıktı üretebilecek olan kişilerin de aynı şekilde arka planları değişik olabiliyor. Herkes mühendis değil. Hatta Türkiye'nin ilk oyun tasarımcılarının neredeyse baktığın zaman %90'ının mühendislik alanından gelmediğini görüyorsunuz. Ondan sonra mühendislik alanındakilerin de girmesiyle beraber artık süreç bambaşka bir noktaya geliyor. Ki yanımda 2-3 tane mühendis var. Ben mühendis değilim. Ben mühendis kökenli değilim. Ben iletişim teknolojileri alanında çalışıyorum ama aslında sektörü özellikle Türkiye'yi yönlendirecek olan isimler onlar. Birazdan onlara doğru döneceğim ama ilk önce sözü aslında InGame Group'a bırakacağım. Çünkü InGame Group Genel Müdürü İlker Ergen'e bırakacağım. InGame Group uluslararası ve ulusal ayağı olan birkaç farklı şirketten oluşan, yanlışım varsa ne olur bağışlayın, küresel bir şirket aslında büyüklüğü anlamında. Önemli ürünleri var hem masaüstü hem mobil platformlarda. Bir öyle konuya doğru yavaş yavaş girmeye başlayacağız. İlker Bey bir ilk önce hem InGame'in tanıtımını belki yapmak ister. Ondan sonra bir belki küresel bir okuma yapabiliriz. Ondan sonra da Türkiye ile bir karşılaştırdığımızda Türkiye'nin yurt dışı ile olan konumu nedir diyerek ben sözü çok da uzatmadan artık vereyim artık. Buyurun İlker Bey. Estağfurullah, inşallah hani doğru şekilde anlatabilirim. Şimdi InGame Group 3 tane stüdyodan oluşuyor. Türkiye ve Berlin olmak üzere 2 tane de yerleşkede yer alıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinde Teknokent'teyiz. Yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip 10 yıl önce kurulmuş, 2012'de kurulmuş bir şirket. Bizim kurucu ortaklarımız Sobe gibi bu ülkenin ilk oyun şirketlerinden birinden çıkma insanlar. Çoğu da akademisyen baktığımızda. Bu oyun şirketini kurup 2012'de ilk Zula diye bir oyunu yapmaya başlıyorlar. Bizi tanıyanlar zaten Zula'yla tanıyor. Zula takım 5'e 5 takım maçıyla ekiplerin birbirlerini yenmeye çalıştıkları bir İngilizce kullanmayayım diyeceğim ama çok zor olacak herhalde. Tekil gözden görünümlü bir taktik oyunu. Bu oyunda biz dünyada Türkiye, Orta Doğu, özellikle Güney Amerika, Doğu Avrupa dediğimiz daha böyle gelişmekte olan ülkelerde başarılı olduk. Çünkü bizim hedeflememiz de daha düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda da oynanabilecek bir oyun yapmaktı. Bizim şirkette bir espri vardır hatta tost makinesinde bağlasan çalışır diye. Hani bizim oyunumuzu. Bizim hedeflememiz de o. Bunu yaparken tabii şununla da alakalı. O yıllarda Türkiye'de hiçbir şekilde hani böyle oyun fonları, çok büyük yatırımcılar, işte şu andaki gibi her köşe başında işte oyun yapıyorum diyene destek olan yatırımcılar yoktu. O yüzden kendi öz sermayesiyle dünyada var olabilmek için diğer rakiplerinden farklılaşması gereken bir yapı kuruldu, bir oyun hedeflendi. Oyunun içerisinde de çok fazla Türk haritaları, Türk karakterleri vesaire kullanıldı. Bu da Türkiye'deki başarısını sağladı. Biz dünya genelinde şu an 40 milyon, 6 senede 40 milyon kayıtlı kullanıcısı oynanmış bir oyunuz. Hala da gerçekten çok yüksek rakamlarla da devam ediyoruz. Türkiye'de birçok diğer marka işbirliklerimiz ve işte biz önemli bir televizyon dizisiyle bile entegrasyon yapmış, bundan ödül kazanmış bir şirketiz. 2020 yılında aynı oyunun mobil versiyonunu yayınladık. Hala beta versiyonunda. Onu da globale açacağız çok yakın zamanda. Ayrıca 2 tane de oyun projesi devam etmekte. Ben de orada genel müdür olarak son 4 senedir çalışmaktayım. Benim geçmişimde işte hep teknoloji şirketleri var yaklaşık 20 küsur yıldır. Kendim de bir oyuncuyum. Dünya genelinde ve Türkiye'deki oyun sektörüyle ilgili duruma bakarken bence önce bir tercihte bulunalım. İyi şeylerimi söyleyeyim önce Ali Bey, kötü şeylerimi söyleyeyim. Siz bir seçim yapalım mı? İyiden başlayalım. Türkiye ile ilgili başlayalım o zaman. Türkiye 2022 yılında aldığı yatırımlarla yanlış hatırlamıyorsam dünyada ikinci sırada bitirdi. Hani oyun yatırımlarında özellikle Angel ve VC dediğimiz tarafta.
hani M&A tarafı değil ama çok ciddi anlamda fon toplayan bir ülke. İstanbul 5. sırada bitirdi şehir bazında baktığınızda ve Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam en son 650-700 liraya kadar çıkmış oyun stüdyosu bulunuyor. Bunların içerisinde çok çok değerli olanları var. Tabii biz yani bizim gibi şirketler ya da Peak Games gibi bu uğurda hani 20-30 yıldır çalışan şirketlerin sahipleri sayesinde bu değerler yaratıldı ve yeni nesil de onların üzerine inşa ediyor. Bunlar işin ciddi anlamda güzel tarafı ve Türkiye'nin bu konudaki yükselişi de devam edecek. Hyper Casual diye bir çok hızlı oynanan oyun kategorisi diyelim. Böyle bir kategoride inanılmaz bir markalar yarattık. Şu an Amerika piyasasında herhangi bir uygulama mağazasına girdiğinizde 10 oyundan 2 ya da 3'ü herhangi bir an içerisinde Türkiye'den çıkmış oyunlardan oluşuyor. Bu gerçekten hani bizim gibi ülkeleri bir hub ve İstanbul gibi yerleri bir yetenek havuzu haline getiriyor. Şimdi gelelim diğer tarafına bu işin. Yetenek havuzunun öncelikle Türkiye'den çalınması durumu en büyük sıkıntı. O da şöyle oluyor, bizim de çok başımıza geldi. Pandemide uzaktan çalışma başladı ve adaptasyonu alıştıktan sonra bütün büyük yabancı oyun stüdyoları bizim ekiplerimizden insanlar almaya başladılar. İşin garip tarafı eskiden hani ben İngiltere'ye gidemem, Amerika'ya gidemem, işte Hollanda'ya gidemem diye düşünülürken şimdi teklifler şey olarak geliyor. Tamam sen olduğun yerde kal, sana işte bizim Türk lirası maaşıyla 5 katı maaş ve sen bize uzaktan çalış şeklinde. Bizim bunlarla baş etmemiz çok zor oluyor ciddi anlamda. Yani yeteneği tutmak, yetenek havuzunu tutmak anlamında. Hele hele Türkiye baktığınızda oyun sektörüne insan yetiştirme anlamında biraz geriden gelen sağlam adımlarla gelse de daha çok alaylı insanı olan, yani sonradan farklı eğitimlerden geçerek ondan sonra aramıza katılan insanlarla çok fazla. Onları bir de dışarıya kaybediyor olmak bizi ciddi anlamda zorluyor. Ama bu bir genel bir, yani global bir konu. Yani Hindistan'ından, Pakistan'ından, başka ülkelerde de dahil. Oralara gitmeden oturduğu yerden çalışıp çok yüksek maaşlar kazanıp bunları yönetenler var. Benim öngörüm hatta bu denklemin ileride hani global anlamda, yani globalizasyon anlamında ülkelerde başka ekonomik sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Çünkü farklı bir sınıf oluşmaya başlıyor gittikçe. Yani uzaktan farklı yerlere çalışıp ondan sonra gelirini olduğu yerde kazanan insanlarla alakalı. Bir de başka bir dönüşüm var. Bu da yine globalle alakalı. Bu da resesyon. Yani bütün sizin bahsettiğiniz gibi Ali Bey, bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüze de artık sirayet etmeye başladı. Önce başka sektörlerde başladı. Biz 2020 yılında yani oyunumuz yaklaşık 5 senelikken gelmiş geçmiş en büyük cirolarımızı yaptık. Neden? Çünkü pandemi. Herkes evde, herkes oyun oynuyor. Görece ekonomik anlamda resesyon yok. Bütün devletler ve ekonomiler olabildiğince para pompalıyor piyasalara ve insanların alım gücü daha yüksek. Bu alım gücüyle de bizim oyunlarımızda ve başka oyunlarda da çok daha fazla ciro haline döndü. Ama bununla birlikte özellikle tam 2021'in Mayıs ve Haziran ile itibariyle çok büyük bir değişim başladı. Bu bir sadece bizde değil, bizim kendi arkadaşlarımızla tanıyoruz. Bu e-ticarette de böyle, bu tarz hani pandemi döneminde çok hızlı yükselişe geçmiş ama sonrasında pandeminin kayboluşuyla birlikte böyle bir geriye dönüş yaşanmaya başladı. Bunu 2022'de çok daha yoğun hissettik ciddi anlamda. O yüzden bazen şu anki halimiz kötü gibi, eski son iki yıla göre kötü gibi gözükse de yine de hani bu da iyi bir dönem. Ama bunun bir es atabilir miyim? Tabii. Çocuk bir şey. Gerçi soru cevap kısmında soracağız ama peki o resesyonun ya da e-ticarette görülen o değişimlerin oyun içi reklam verme süreçlerine, yani in-game advertisement dediğimiz o işte oyun içi yerleştirme ya da oyuna doğrudan sponsor olup yerleştirme süreçlerinde bir etkisi oldu mu? Ya da gözle görülür bir şey? Pozitif anlamda etkisi oldu. Yani şey tarafında pandemi döneminde herkes, biz çok büyük markalarla işbirliği yaptık. Oyun içerisi reklam, turnuva, e-spor ligi vesaire gibi. Sonrasında biraz azaldı ama
Bence bize her türlü pozitif, çünkü eskiden hiç yapmayan markalar yapmaya başladı hani pandemi döneminde. Bu şey gibi, hani uzaktan çalışmanın artık, Jim bir kere şişeden çıktı ve hiçbir zaman için gidip %100 artık ofislerde çalışmayacağız. Hani bu belli sektörler için böyle oldu. Ve hibrit çalışma olacak her zaman için, benim öngörüm. O artık geriye dönen bir adım değil. Yani bundan sonra farklılaşarak devam edecek. Reklam da o şekilde devam ediyor. Ama insanların alım gücü düştüğü için hem Türkiye'de hem globalde, yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları en büyük etken, onunla birlikte de piyasalardaki alım gücü düşüyor. Yani özellikle Amerika ve diğer etkenlerde. Bir bu, ikincisi de Apple gibi bir büyük markanın kişisel verileri koruma kapsamında getirdiği kurallardan dolayı bütün mobil oyun sektörü çok büyük sıkıntı içerisinde şu an. Özellikle son 6 ay 8 ay, 2022'nin başından beri biz çokça duyuyoruz. Hani çok büyük paraların harcandığı reklam modelleri, özellikle oyunlara işte yükleme getiren, yüksek rakamlar getiren alanlar ciddi anlamda durmuş durumda. Bu şu an şu anlama geliyor. Artık mobil oyun üretmeyi düşünen insanların bile cidden düşünüp bir kere iki defa düşünmek yerine 10 defa düşünmesi gerekiyor. Biz bunu 2021 yılında bize gelip işte mobil oyununuz var mı diye soran yatırımcılar ya da büyük şirketler bile şu an dönüp bize PC oyunu yapıyordunuz siz. Ya şu PC olayını bir düşünsek mi acaba diye ciddi anlamda söylüyorlar. Bu ciddi anlamda bir değişimi gösteriyor ve şu an öngörülen konu da bu daha iyiye gitmeyecek bir kısa vadede, yani birkaç sene içerisinde. O yüzden bu alana girmeye çalışan yeni arkadaşlara ve bu alanda olan insanlara ciddi anlamda stratejilerini çeşitlendirmek ve planlarını buna göre yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii hani ülkemizin çok kuvvetli olduğu bir alanda global anlamda negatif bir etki. Ama ben Türk gencine ve Türk insana çok güveniyorum. Çünkü hyper casual'ı biz bulmadık. Ama hani en iyi yapan biziz şu an dünyada. Ve biz yine bu sektörde kıvrak zekamızla, kapasitemizle, o genç yeteneklerin kapasitesiyle yine bir şeyler bulup o hani resesyon ya da işte Apple sıkıntısı vesaire derken kendimize bir yol bulacağımızdan eminim. Yani o kıvraklığı çok iyi beceriyoruz. Yine de o anlamda umutluyum. Yani bu tarz zorluklar bize hatta rekabette birkaç sıfır öne geçiriyor. Çünkü diğer kültürlerde bizim kadar hani buna dayanıklı ve şey değiller. Adapte olabilecek şekilde değiller. Başka ne söylesem? Başka bir konu var mı aklına? Aslında şimdilik bence genel güzel bir toparlama oldu bence. Süper. Şimdi şurada bir güzel bir noktaya aslında giriş yaptınız. Apple'ın o bizim deyimimizde KVKK üzerinden kendi kişisel bilgilerini kullanıcıların başka yazılım şirketleriyle olan çatışma demeyelim de anlaşmazlığı sebebiyle pek çok oyuncu bazı oyunları birden oynayamamaya başladı. Bazı çok büyük, yani bu değerleri yanlışım varsa düzeltin lütfen, milyarlarca doları bulan oyun şirketlerinin bazı oyunları birden bir sabah sektörden çekildiler. Ve evet, oyuncuları bu çok açıkta bırakan bir şey. Düşünsenize yani. Çok açıkta değil de aslında şöyle, yani bizim Türkiye'de bir tabir var Türkçe'de, işte filler tepinirken evet, olan çimenler evet, olur konusu. Doğru. Sonuçta Apple orada Facebook'la Google'ın önünü evet, kesmeye çalışırken reklam tarafında olan tabii oyun şirketlerinin orayı evet, kullanamamasıyla alakalı. Şu an oyun mağazaları, yani indirme mağazalarında da, App Store'larda da organik anlamda da bir şey kazanamıyorsunuz. Çünkü sizi sürekli oralarda gösterecek yeni reklam modellerine doğru Apple taşımaya çalışıyor. Bu da kendi tarafına başka bir gelir kaynağı. Değil mi? Şu an sektör bununla boğuştuğu bir evreye girdi ve buradan nasıl çıkacağını birkaç sene içerisinde göreceğiz. Google da benzer bir yola doğru gitmek evet, zorunda. O tarafa doğru gidiyor. O yüzden göreceğiz. Göreceğiz. Daha konuşacağımız var, daha soracağımız şeyler de var. Ama buradan şimdi bir ikinci konuya girelim. Evet, filler tepişirken çimenler eziliyor. Ama oyuncular sosyal medyadan, özellikle bu firmanın adını vermeyelim ama çok büyük bir firma olduğunu söyleyelim. Uzak Doğu'nun devi diyelim
Onların hala süre gelen bir mücadelesi var Apple'la. Açıktan da yapılan bir mücadele aslında. Sosyal medyada dile getirilen şeylerden biri. Kullanıcıların şu an en şikayet ettiği noktalardan biri. Bir diğeri de aslında bir oyunun mümkün olan en optimum seviyede oynanabilitesini sağlayacak olan altyapıyı sunmanız. Yani bizim bugün aslında söylediğimiz, ilk girerken bahsettiğimiz işte yapay zeka, bulut, blok zinciri yapının tümleşik hali size en optimum seviyede oyun keyfini sunmaya çalışıyor. Her yerde söylüyoruz aslında bir metaverse. Aslında metaverse diye bir tabir de aslında yok. Ben akademik anlamda hani çok kullandığımız bir şey değildir. Simülasyon denmesi daha doğrudur aslında o durumu canlandırması için. Ama işte biraz Facebook'un işte pazarlama hamlesini çok bence akıllıca kullanması sebebiyle hani meta veriyi, meta datayı nasıl eviririz de bir işte bunu bir güzelliğe dönüştürebiliriz prensibini çok güzel işlemiş bir süreç. Ama metaverse konusuna gelmeden önce bunu, o da bir popüler konu. Onu bize getiren 3 tane yine saç ayağı var. Bu saç ayağı için Tolga Bey'e döneceğim. Çünkü Tolga Bey'in şirketi, bu sefer DT gruba döneceğim daha doğrusu. Digital Transformation Group Türkiye'de, yani hem ulusal, aynı şekilde İlker Bey'lerin in-game grupta gözlemlediğimiz gibi hem ulusal hem uluslararası alanda oyun sektörüyle de beraber eş güdümlü olacak şekilde farklı endüstrileri bir arada bulunduran bir yapı. Aslında bulut sistemlerinin tam uzman alan uzmanlığı aslında bulut teknolojileri demem çok doğru olacak. Ama bunun üzerine siz oyuna doğru giden yolda oyunu pazarlamak için tabii çeşitli stratejiler geliştiriyorsunuz. İşte blockchain'i pazarlayalım. Blockchain olmadı, onun yanına bir tane metaverse yerleştirelim vesaire. Bu konuda Tolga Bey'e dönmeden çok küçük iki tane atıf vereceğim. Birincisi Steam'in sahibi, Valve'ın kurucusu Gabe Newell'ın çok güzel bir sözü var. Ben blockchain'le ilgili çok şey bakmıyorum diye. Onunla ilgili bazı öngörülerinin de tuttuğunu görüyoruz daha sonra, ama şu an onu daha iyi şimdi ilerletenler de var. Yok değil yani. Yani herkes yanlış yapmıyor aslında blockchain'le bağlantılı olarak. Yani özellikle NFT kanalında konuşursak. İkincisi John Carmack, bizim için üstad diye kabul edebileceğimiz, benim şahsen en azından üstad diye kabul edebileceğimiz oyun sektörünün var olmasının bence en önemli isimlerinden biri. Diğer isim John Romero. Kendisine hatta bugünle ilgili John Romero ile bir yazışmamız da oldu şeyde. Onları çok istemiştim. Bugün burada en azından bir video ile şey yapalım diye, ama çok son dakikaya geldiği için yazışmamız çok isabet olamadı. İkisi de kahramanım diyeyim, benim şahsi kahramanlarım. John Romero'da, John Carmack'ta. Fakat Carmack'in söylediği çok enteresan bir şey var. Metaverse'deki unsurlar, sanal gerçeklikle ilgili unsurlar, her şey birbirine benzemeye başlıyor. Bari isimleri koyuyorken isimlerin customize, yani kişiselleştirilebilir hale getirebilmesine olanak sağlayan sistemler üretin. Onlar öne geçecektir diyor. Yani burada kilit nokta sanırım özelleştirilebilme. Bir simülasyon sistemi düşünün, bir oyun sistemi düşünün. Bunlar birbirlerinden ayrı parçalar değil ama bulutla beraber baktığımızda, bir blok zincir yapısı içerisine baktığımızda ya da yapay zeka ile beraber koordineli olarak baktığımızda, önce bir DT grubu tanıdıktan sonra tabii bir oyun perspektifine bu alanda ileri seviyelerde çalışan, ileri teknolojilerde çalışan bir şirket CEO'su olarak sizin bakış açınız nedir? Tolga Bey, size döneyim. Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kuratörleri ve Ankara Bilim Üniversitesi'ne de teşekkürler. Böyle değerli bir panele değer verdikleri için. Ben grubu tanıtmadan önce Ali Öfe hocamızın da müsaadesiyle panel içinde panel oldu aslında. Biz İlker Beylerle geçtiğimiz 4 yıldır beraber çalışıyoruz. Bu yerli oluşturduğumuz alternatif bulutu yaparken gaming'den, oyun sektöründen ilham aldık. Sunumda da biraz daha bu anlattığımız şeylerin görsel olması için de yine hocamın müsaadesiyle dün ben bir şeyler karaladım. Bugün sizle de onları da paylaşacağım. Bu arada sunum gelmeden benim de oyunla ne ilgim var, ondan da bahsedeyim. Ben bilgisayar mühendisiyim. 9 yaşında bilgisayar programcılığına başladım. 11 yaşında da ticaret yapıyordum. Ne yapıyordum?
Ben oyun oynayamadım. Oyunları barındırmaya başladım o tarihte. O zamanki sanallaştırma teknolojilerinden biriyle bir tane ATX kasa bilgisayarın içine birden fazla o zaman oynanan işte Zula PC benzeri takım oyunlarını tek sunucuda çalıştırabilme işiyle herhalde 2000-2010 arasında ortaokul ve lisede olan birçok çocuğun hayatına dokunan bir şeyler yaptım. 18 yaşına gelince de bilgisayar mühendisliği okurken ilk şirketimizi kurdum. O da DT'ydi. Yazılım geliştirme üstüne. Bugün Zula ile yaptığımız şeylerden de bahsedeceğiz ve bulutun oyun teknolojilerine ve geleceğe etkisini çok daha hızlı yorumlayacağız. Bunu açabilirsem. Ama bir sonraki slayda geçerek ilerleyebiliriz. Geçti galiba. Aynen. Gruptan bahsedeyim. Adı üstü dijital dönüşüm grubu. Biz bir dijital dönüşüm bulutu üzerine çalışıyoruz geçtiğimiz 4 yıldır. Bizim bilgi birikimimiz 2006'da yazılım geliştirme üstüne başladı ilk şirketi kurduğumuzda. 2011 yılında yazılımların çalıştığı sistem altyapılarına doğru tecrübe kazanmak için sistem entegrasyon pazarına giriş yaptık. 2013 yılında da Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan altyapı işletmeciliği ve internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesi aldık. Bu altyapıyla da iyice altyapısına doğru inmeye başladık. Çünkü üst yapıda çalışan yazılımlar, oyunlar bunların hepsi bağlantı sebebiyle erişilemez hale geliyor ya da kalitesi düşüyor diyelim. Video izlerken bile otomatikman video sağlayıcı size görüntünün kalitesini switch ediyor ki kesintisiz alın diye. Bunların hepsi altyapıdaki haberleşme şebekesiyle ilgili. Bu alana da tecrübe kazanabilmek için biz telekom altyapıları inşa etmeye başladık. Ülkemizde de onur duyduğumuz bir alanda çalışabildik. 4.5G işinde müteahhit şirketlerden biriydik. Kablodan, fiber kablodan, baz istasyonu sinyaline kadar çeşitli projeler yaptı DT. O anlamda da yüksek lisans çalışması yapıyordum o sıralarda. Kablosuz haberleşme üstüne çalışmayı yaptım. Aslında 4G sonrasında bugün konuştuğumuz 5G artık bir haberleşme teknolojisi değil, bir felsefe, yeni jenerasyon bilgi teknolojilerinin iletişimle birleştiği hali. Oyunun gelecekte ne ilgisi var? Bir iki slide'da ondan bahsedeceğim. 2018'e geldiğimizde artık Digital Transformation Group yazılım geliştirmeden haberleşmeye, yapay zekaya kadar geniş anlamda bilgi birikimine sahipti. Biz de bir bulut geliştirelim dedik. Çünkü baktığımızda bulut teknolojileri olmadan bu gelişimi sürdürmeniz çok mümkün değil. Bugün yine baktığımızda az önce bahse geçen çoğu şirket kendi bulut teknolojilerine sahip ve maalesef lider durumdalar ve bunlara adapte olmak zorunda kalıyoruz. Globalleşmek zorunda kalıyor. Halbuki bugünkü gereksinim global dediğimiz lokalleşme üstüne. Dolayısıyla her bölgede, her ülkenin kendisine ait yerleşmiş bulut teknolojilerine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz DT Cloud olarak ülke içinde çok geniş bir yayılım sürdürüyoruz. Yani her bölgede yerelleşme stratejimiz var. Bunun da sebebi aslında oyunlar gibi çok güvenilir ve çok kısa sürede erişilmesi gereken mesafeye indirebilmek. Yani uygulamanızın kullanıcınıza yaklaşması gerekiyor. Bulut burada uç noktaya ulaşıyor ve burada da bir kooperatif çalışma case'i var. Oyundaki gibi aslında gelecekte az önce bahsettiğimiz metaverse'ler, telemedicine, telebanking teknolojilerinde size en yakın noktada ve güvenlik sağlanmış şekilde hizmet alabilmeniz için bu bulutun size yakın noktalara inmiş hali bu haritada görüyoruz. Ben bir örnek vereyim istersen, hazır. Bizim oyunumuz mesela çok rekabetçi bir oyunu ve kişinin gözünden oynadığınız için matchmaking dediğimiz yani eşleşme en önemli kuraldır. Eşleşmede en çok hani o kişinin internet hızına bakılır ciddi anlamda. O da bir şey. Bizim oyunumuz 60 milisaniyenin üstüne çıktığı zaman oynanamayan bir hale geliyor. O yüzden ne kadar her bölgede size en yakın data center'ın ya da işte cloud'un olması bunu çok ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bir de yaptığımız bir test var mesela. Buna işte siz oyunu ilk indireceğiniz zaman 7 GB'lık bir oyun. Bunu indirmeye başladığınızda yine nereden indirdiğinizde çok çok önemli bunu.
Biz bu 7 GB'ı atıyorum çok yakın bir yerden indirdiğimizde kişinin indirip de oyuna başlama oranı %15 artıyor. Yani bu bizim direkt aslında daha fazla oyuncuyu karşılama anlamımıza geliyor. Çok değerli yorum için teşekkürler. Burada lokalleşme senaryosunu aslında konuşabildik. Şimdi gelecekte gaming'te ne olacak ve biz neden bulut teknolojileri geliştirirken oyun endüstrisinden ilham aldık. Ali Efe hocamın sorusuna da aslında böyle açıklayacağız. Yani Metaverse'de ne var, blok zincir burada ne sağlıyor gibi. Bu gördüğümüz basit bir topoloji. Daha high level olarak basitçe koydum bunu buraya. Altta gördüğünüz aslında bu sunucu sistemlerinin, yani bu yazılımların çalıştığı platformların dağılımı. Region dediğimiz şey, işte oyun endüstrisine baktığımızda biz Antalya'da bir region açabiliriz ama yeterli sayıda oyuncu orada yoksa sürekli aynı kişilerle oynamaya başlar oyuncu ve oyuncu oyunun senaryosundan sıkılmaya başlıyor. Rekabet içerdiği için oyun kuramı diyelim. Daha çok kişiyle oynanması gerekiyor. Dolayısıyla bir oyun şirketi bir ülkeye geldiğinde öncelikle ülkede en büyük şehirde altyapısını kurar. Diğer şehirlerdeki oyuncular da buraya bağlanır. Bu bağlantı teknolojisini optimize eden de edge optimizasyon dediğimiz teknoloji. Bu oyun endüstrisi vesilesiyle doğmuş bir şey. Bundan sonra Metaverse'de de çok hayatımıza girecek. Şimdi uçtan uca bakıyoruz. İstanbul ve Antalya'yı birbirine bağlayan bir yapı. Oyun sunucusu Antalya'da çalışmıyor. İstanbul'da çalışıyor. Bunu optimize eden bir teknoloji oyunun önüne geliyor. Antalya'da bağlanan kullanıcı da yine bulutun Antalya'daki noktasına bağlanıyor aslında. Ve iki noktayı birbiriyle optimize etmiş bir teknoloji bu. Şimdi buraya ortada gördüğümüz XR dediğimiz Augmented Reality ve Virtual Reality'yi düşünün. Artık Antalya'daki bir kişi, Samsun'daki bir hastaneye bağlanıp doktor örneğinden gidelim. Orada bir ameliyata görüş verecek. Şimdi bu aynı teknoloji burada da kullanılıyor. Bunların öncülüğünü sağlayan oyun endüstrisi oldu. Biz de Digital Transformation Group olarak önceliği oyun endüstrisine 4 yıl önce bu sebeple verdik. Buradaki teknolojiler hem yüksek ölçeklenme ihtiyacı var, aynı anda yüz binlerce oyuncunun oyuna bağlanması gibi. Pandemi döneminde biz Zula case'inde gördük. Yani 200 bin, 300 bin kişi Türkiye'de aynı zamanda oyun oynuyor. Ve kayıtlı 40 milyona yakın kullanıcının verisini korumanız gerekiyor. Bağlandığında gecikmeden onu otantike edip oyuna sokmanız gerekiyor. Matchmaking dediği konuda en yakın noktada birden fazla oyuncuyu bir araya getirip bir maç başlatmak gerekiyor. Bunlar çok kısa milisaniyelerde olması gereken yapılar ve oyun endüstrisi burada teknolojide çığır açıyor. Yani Kubernetes dediğimiz mesela bu teknolojileri orkestre etme yazılımı bunu geliştiren, hızlandıran oyun endüstrisi oldu. Hayatımıza ilk Türkiye'de örneğin duymaya başladığımızda oyun şirketleri kullanmaya başladı. Daha sonra bankacılık finans kullanmaya başladı. Yine bankalara ve bankacılık sistemlerine bağlanan milyonlarca kişi var. Bu böyle biraz daha hayatımıza giriş yaptı. Şimdi Ali Efe hocamla sohbet ederek götürebiliriz konuyu. Metaverse var aslında. Yani hepimizin dijitalde en az 10-15-20 yıldır ayak izi oluştu. Aslında biz Metaverse'teyiz. Bizim Metaverse'te bir karşılığımız var. Ve bizim verilerimiz işleniyordu. KVKK, GDPR gibi regülasyonlar bunu biraz daha limitledi. Ama hala makineler bu verilerle bir şeyler yapıyor. Bunun işte insan faydasına olması case'lerini şimdi çalışılıyor. Yani siz istediğinizde bir yapay zekadan sizin ayak izlerinizle size bir fayda sağlamasını bekliyoruz. Buna da para ödemeye başlıyoruz. Şimdi ChatGPT süper bir pazarlama yaptı. 40 günde 30 milyar dolarlık bir değer oluştu. Hep beraber inşa ettik bunu. Bizim kullanımımıza açıldı. ChatGPT yeni bir buluş değil aslında. Arkasında Bloom diye 126 milyar parametrelik bir yapay zeka modeli var. Bunu ayağa kaldırıp senkronize tutmak ve milyonlarca kişiye açmak mesele. OpenAI Foundation bunun için para topladı ve yaptı. Ve bu değeri de 40 günde 30 katına çıkardı insanlar talepte bulunup. Şimdi ne bekliyoruz? Ücretlisini açsınlar da ben oraya parayı ödeyeyim, benim daha gelişmiş versiyonum olsun. Şimdi her insan, benim inancım şu şekilde, biz bugün aslında farkında olmadan bulutlara aboneyiz bireyler olarak. Müzik dinliyoruz, aboneyiz. Filmleri izliyoruz, aboneyiz. Bunların hepsi bulut teknolojileri. Bulut teknolojileri kullanan buluta doğmuş yeni nesil işletmeler. Biz bu işletmeleri kullanarak oralarda da bir şeyler oluşturuyoruz. Şimdi nasıl fayda göreceğiz?
Avatar dediğimiz bir şey çıktı değil mi? Herkes kendi avatarını yaptığı bir şekilde kendine benziyor. Ya da deepfake diye bir şey çıktı. Kendi resminizi tarıyorsunuz 360. Sonra kendinizi siz Japonca konuşturmaya başlıyorsunuz. Siz Türkçe söylüyorsunuz. Karşı tarafın gördüğü video sizin karakterinizle yapay zekanın yönettiği şekilde Japonca konuşuyor. Yani biz artık hologram teknolojileri var. Hologramlı telefonları görüyorsunuzdur. Videoları paylaşılıyor. Hologramdan evimizde pijamamızla bir toplantıya katılacağız ve karşımızda bir Çinli olacak, bir Amerikalı olacak ve biz Türkçe konuşacağız. Simultane sentetik ses üretimiyle, bizim ses tonumuzla o dil konuşulacak. İşte bunların hepsi bu şekilde icat ediliyor. Yani bu gördüğümüz teknoloji omurgası oyun endüstrisinin çığır açtığı, bunlara el verdi. Yani Metaverse aslında hayatta uygulama alanı bu olacak. Biz artık uçağa binip kalkıp İngiltere'ye gitmeden İngiltere'de hologramımızla bir toplantıya katılacağız ve etkileşimi arttıracağız. Cama yazı yazacağız, karşı taraftaki camda yazı oluşacak. Yani 15 yıl önce filmlerde gördüğümüz şeyler bu teknolojilerle hayatı hızlandıracak ve bunu artık önlemek de pek mümkün gözükmüyor. Başladı. Seneye buraya hologramla gelirsek. Belki. Michael Jackson'ı yapmışlar. O zaman ilk büyük şey o muydu? Doğru mu? Yanlış doğru. Michael Jackson'ın bir konseri için yaptıklarında çok büyük bir olay çıkmıştı. Yani şimdi herkese yapıyorlar. Şimdi en son şeyi yaptılar galiba. Whitney Houston'a yaptılar. Evet. Doğru. Yani çok hayatın böyle içinde, gündelik hayatın içinde olduğu. Küçücük bir şey ekleyeceğim soruya Tolga Bey. Yine bulut üzerinden ama giderek. Şimdi bulutun tamam bu kadar yayılımlı olduğu bir alanda tamam. Gelir modelinin de bir önemi olması gerekiyor. Yani bu bir yatırım yapılıyor sonuçta. Yani oyun içinde yapsanız aynı şey. Bankaların sistemleri içinde yapsanız aynı şey. Oyundan biraz geriye çekilsek, geri adım atsak öyle sorsam soruyu. Bulutun gelir modelinde oyunda gördüğümüz biraz o değişim, İlker Bey'le şeyi konuştuğumuzda game advertisement işte oyun içi yerleştirmelerdeki değişimlerin benzeri. Bulut teknolojilerinde de karşımıza gelecek gelir modeli açısından soruyorum. Ya da çok böyle bir kesin ayrılık bir şey var mı yani sistemin içerisinde? ChatGPT o kadar mı yıkıcı olacak? Gelir modelleri üzerinde de bir etkisi olur mu? Endüstrilerin gelir modeli mi? Bulut firmaları mı? Bulut firmaları özellikle. Yani ya da şöyle sorayım soruyu. Bir bulut firmasının profesyoneli olarak öyle düşünün. Genel bulut endüstrisine bakın. Tabii çok güzel. Biz de iş planımızı yaparken şimdi bulut dediğimizde aslında makine gibi geliyor değil mi? Bir makinenin sanalını kullanıyoruz. Bana hizmeti veriyor, işlem gücü veriyor. Şimdi endüstri bu şekilde ilerliyordu. Ama bulut şirketleri artık as a service mimarisine geçti. Yani bir oyun şirketi artık core'daki teknolojileri geliştirmeden bulutun üstünde matchmaking, player routing, yani oyuncu bağlandı. Oyuna. Bütün oyun bütün dünyada oynanıyor. Amerika kıtasındayım, doğuda ya da batıdayım. Buralara doğru routing'i yapmasını da geliştirmiyor. Eskiden oyun şirketleri bunları geliştirmek zorunda kalıyordu. İlker Beyler mesela oyunu benim hatırladığım kadarıyla 5 ile 7 sene arasında geliştirdi. Tabii. Çünkü burada bu teknolojiler yoktu. Şimdi bu teknolojiler ayağa kalktı çünkü sadece oyun için kullanılmıyor. Artık bir kullanıcının işte global bir bankasınız, bir sürü yerde branch'iniz var. Bir yerden bağlandı. Available noktaya, en yakın noktaya ulaştırması... Bir film sağlayıcısınız. Artık sinemalar eve gelecek. XR'la, Virtual Reality ile. Siz evinizde artık 4K ekranlı televizyonlar var değil mi? Sinema salonundan daha kaliteli neredeyse. Böyle izleyebiliyorsunuz. Bunların tümü kullanılıyor. Bunda da önce oyun teknolojisi olduğu için bulut şirketleri artık bunların katmanlarını geliştirmeye başladı. Küresel rekabette bizim gördüğümüz ve bu oyuna soyunma sebebimiz Türkiye'de bunlar yok. Sadece bulutun altyapı kısmı var. Biz bu üst yapı kısmında da bulut teknolojilerine sahip olalım, kendi endüstrilerimizi hızlandırabilelim diye adım attık 4 yıl önce. Ve gördüğümüz trend de bu yönde. Yani artık yapay zekayı da siz büyük veriyi barındıracaksınız bulutta. Yapay zekayı da real time, anlık olarak bulutta bağlayıp sonucu almanız lazım. Dolayısıyla bunları yazma süresi çok uzun ve çok fazla bu alanda tecrübe sahibi insan kaynağına ihtiyacınız var. Pandemiyle birlikte insan kaynağı kıtlığı da var. Çünkü ilk pandemi neyi tetikledi? Uzaktan çalışmayı. Ne oldu? Bugün İstanbul'daki adam Chicago'ya da çalışıyor. Yani bu zaman, yer kavramı hepsi değişti. İnsan kaynağı bütün dünyanın talebine açıldı.
bizim bu teknolojileri artık as a service alarak hızlanmamız lazım. Yani bizim ana işimiz ne? Fayda sağlamak için. Yine oyun endüstrisinden gidelim. Mesela oyun içinde churn hesaplama. Benim 40 milyon üyem var. Bunların kaçını kaybederim? Bunu yapay zekaya bırakıyorsunuz. İlker Beyler bunun üstünde de çalışıyor mesela. Ya da en son üzerine geçtiğimiz, bizim oyunumuz çok oynandığı için sürekli bir atak yeriz. İşte hileciler tarafından ya da işte kötü niyetli kişiler tarafından. Zararlı yazılımları da kullanmak zorunda. Tabii tabii, sürekli işte bizi aşağı indirelim, oyun oynanmasın. İşte böyle bunu oyun gibi yapan gençler de var sağ olsunlar. Tabii onların da işi o, yapabilecek bir şey yok. Biz yapay zeka kullanarak bu davranışları belli paternlere koyup ondan sonra hangisinin anomali olduğunu anlayıp ona göre blokluyoruz şu an. Hani kullandığımız bloktaki cloud'daki teknoloji bunu getiriyor. Baktığınızda Tolga Beylerle birlikte çalıştığımız konulardan biri bu. Bizim bunu normal yapma şansımız yok. Kesinlikle. Sadece merakımdan soracağım. Şu an 3 boyutlu yazılımlar dahil olmak üzere, çizim yazılımlar dahil olmak üzere pek çok aslında 2 boyutlu, yani görüntü işlemeyi de tam çok abartı olacak. Görüntü manipülasyonunda da kullanılan işte benzeri fotoğraf düzenleme yazılımları artık WebGL'le, şunla bunla tarayıcı üzerinde çalışır hale geliyor. Aslında bu da bize bulutun bir hediyesi. Peki bunun minvalinde böyle çok daha, ben ilk gördüğümde şahsen ismini vermekte şey görmüyorum çünkü yaklaşık herhalde bir 15 senedir uzmanlık olarak onun üzerinde çalışıyorum. Autodesk'in 3D Studio Max yazılımı vardır. Ben onu tarayıcıda kullandığım zaman ilk o anı hiç unutmuyorum. Dedim nasıl yani? Bu mudur yani? Uzaklığında makineye bağlanıyoruz ve bulut sayesinde 3 boyutlu çizimi karşı tarafta yapabiliyorsunuz. Ve bilgisayarınızın RAM'i yaklaşık 2 GB'tı o zaman. Ve hayretler içerisinde ekrana böyle büyük bir sevinçle bakmıştım. Bununla benzer, siz ideal olarak ne bileyim, şu gelebilir bundan sonra diyeceğiniz bir şey var mıdır acaba? Şöyle, bunun gibi. Cloud gaming konusu aslında. Evet. Şimdi Zula case'ini alalım. Yani Zula neden Türkiye'de bir bulut teknolojisine geçiş yapmak istedi? Ya da neden lokalizasyon yapmak istedi? Çünkü sadece Türkiye'de değil, işte Güney Amerika'da da var. Orada serverlar. İşte Asya Pasifik'te de serverlar var o bölgede. Neden? Çünkü cloud gaming... Evet, güzel bir konsept. Az önceki mimaride container streaming diye bir şey yer alıyordu. Sunucuda çalışıyor oyun. Size sadece streamingi geliyor. Yani bir videoyu 4K izlediğiniz gibi size o görüntü geliyor, orada oynanıyor. Buradaki bağlantı kalitesi ve güvenilirliği çok önemli. Oyundaki gecikme diyoruz, FPS diyoruz. Cloud gaming çok başarılı olmadı. İşte Amerika'da ilk denendi. Hatta sizler şahit de oldunuz gidip ilk evet, oturumlarda. Evet. GeForce Now platformu. Ama bağlantı Amerika'da da çok stabil değil. Neden? Bir otoyol var, üstüne bir haber yayınlanıyor, haber siteleri talep alıyor. Oyun orada, oyun oynanıyor mu oynanamıyor, trafik katmanına bakılmıyor. Siz o gecikmeden, talepten FPS kalitesini kaybediyorsunuz. Burada komut verdiğinizde 2 saniye sonra görüyorsunuz onu. Bu tür hatalar oluyor. Şimdi bu lokalizasyonda da aynı şey aslında. Yani oyun bilgisayar ve server arasında oynanırken de lokalize olması aynı şey. Dolayısıyla konteyner teknolojisi 5G ile birlikte uç noktaya geldiği durumda sizin için ayağa kalkıyor. Siz orada hesaplamayı yapıyorsunuz, karar merkeze gidiyor ve herkes bunu görüyor. Oyunların arkasında da simülasyon sistemleri var. Aslında bu cheating denilen şeyi önlemek için geliştirilen. Yani oyunun oynandığı bir sunucu var, simülasyon da var içinde. Siz bir hareket ettiğinizde, bağlantı sürenizde gecikme olursa simülasyon o takılmayı çözüyor, bunu yapacaktı diyor. Ve size tekrar görüntüyü getiriyor. Dolayısıyla bu uç noktada oyunun oynanması, edge computing, edge cloud case'leri çalıştıktan sonra cloud gaming de başlayacak. Bu zaten yine metaverse, hologram, bunların da aynı anda devreye girmesiyle olacak. Yani hologram teknolojileri, metaverse'ler, AR, VR daha çok hayatımıza girdiğinde oyunu da biz aslında cloud'da oynayacağız ve bize görüntüsü gelecek. Evet, benim 2 tane eklemem olabilir aynı konuya. Bir tanesini biz zaten başladık kullanmaya. Midjourney ile silah deseni tasarımı yapıyoruz. Ondan da bahsedelim. Evet, Midjourney. Midjourney işte yapay zeka şu an görsel üreten birkaç... DALL-E diye bir yazılımın alternatif aslında. Aynen aynen. İşte. Ondan sonra DALL-E daha böyle erişimi zor bir platform. O yüzden onu kullanıyoruz, Midjourney. Midjourney ile işte diyoruz ki atıyorum
Osmanlı dönemi işte şöyle şunu simgeleyen şöyle bir işte dizaynı olsun diye bize gerçekten silahın dış desen tasarımını yapıp ondan sonra veriyor. Tabii ondan sonra bizimkilerin onu alıp o silaha uygulanabilir hani poligonlara, modellere vesaire dönüştürmesi gerekiyor ki bence ileride onu da yapacak. Hani ona çok zorlanacağı bir şey olacağını düşünmüyorum. Ve biz bunu bu şekilde alıp kullanıp ondan sonra oyunumuzda yeni desen olarak kullanıcılarla birleştiriyoruz. Bir tanesi bizim çok meşhur bir sosyal medya fenomenimiz var. Yani şirkette bu işi yapan kişi Ahmet diye. Ahmet tabii hani burada Türkiye'de Türkçe var olan bir insan. Ama Brezilya'da bizim çok büyük bir oyuncu kitlemiz var. Hani Portekizce konuşmuyor. İşte şu anki denemelerde son versiyonda şey yapıyoruz. Yani Ahmet Türkçe konuşuyor. Biraz önce anlattığı gibi. Ama o tarafa video full Ahmet'in ağzından kendi ses tonuyla sentetik olarak Portekizce'ye çevrilip gidiyor. Yani biz Ahmet'i böyle mitoz bölünmeyle çoklamış gibi olduk. Brezilya versiyonu yaratmış gibi. En önemli bence cloud'da bunlar daha çok böyle hani oturduğun yerde desktop yaptığın işler. Ama cloud'da bence en heyecan verici olan kısım ve Tolga'ların da yatırım yapması gereken kısım generative AI dediğimiz. Yani siz oyuna giriyorsunuz karşınızdakinin yani size göre karşınızdakinin karakteri, deseni, ortamdaki harita o anda generate edilecek. Yani o anda oluşturulacak. Bu gerçekten gidecek diyor. Kişiselleştirilecek. Ve kimse bilmeyecek neye göre kişiselleştirdin. Yani sizin oyun deneyiminizle benim oyun deneyimim bambaşka olacak. Hiç ilişkisi olacak. Ve biz artık şey yapmaya başlamayacağız. Yani işte 10 tane, 20 tane karakter yapalım, oyuna koyalım değil. İşte biz diyeceğiz ki böyle böyle karakterler olsun diyeceğiz. Geri kalanını yapay zekaya bırakacağız. O kişinin de kişiye özel bir, o bahsettiği konteyner gibi sistemin o kadar kuvvetli olması gerekiyor ki onu sürekli kişi bazında sürekli generate edebilsin. Hani o hızda. O bambaşka bir açılım olacak ve çok uzaktayız ben. Yani 2-3 yıllık bir ömür görüyorum bunun için. Üstel olarak artıyor hız. Artık evet. Yani şey değil, ikinin katları şeklinde gitmiyoruz. Bayağı üstel olarak hızlanmaya tabii başladı. Tabii. Yani ben yapay zeka şirketi olan bir arkadaşımın söylemini söyleyeyim. Kendisi savunma sanayinde çalışırdı. Öyle bir şirketi var. İşte 4 sene uğraşıp hazırladıkları geçmişte bir işte algoritmayı, machine learning algoritmasını. Geçen yaz bir stajyer alıyorlar. İşte var olan bir büyük şirketin algoritmasıyla yaklaşık 3 ayda oluşturuyor. Şimdi o kadar hızlı ilerliyor ki konu. Size başka bir soruyu getiriyor. Evet. Şimdi bağlama geleceğiz yavaş yavaş. Arkadaşı da unutmayalım. Ona geliyorum işte evet, zaten. Evet. Ona geliyorum. Şimdi bu kadar konuştuk. Bulut'u konuştuk. Yazılımı konuştuk. Oyun teknolojilerini konuştuk. Ve en nihayetinde generative AI'yı bahsettiğimize göre üretim sürecinde şimdi özellikle yeni bekleyen bazı süreçler var. Şimdi hem sanatsal üretim açısından hem de teknik yazılım ayağı açısından. Bu sefer bir ekipleri var onların ve üzerinde çalışıyorlar. Hem tasarım kısmında hem 3 boyut hem 2 boyut kısmında hem de bir programlama ekibi var. Şimdi Yunus Emre Kepene'ye döneceğim. Burada İlker Bey'in söylediği son kısımdan alarak ama. Generative AI bağlamında da baktığımızda yani bu kendi kendine aslında bir şey üretmiyor. Bizim verdiğimiz veriyi ya da geçmişte toplanan veriyi alarak süzüyor ve süzdüğü veriyi işleyerek bize bir ürün ortaya koyuyor. Böyle bir rakip var karşımızda. Bundan baktığımızda, kendini de tanıtarak tabii Yunus Emre, oyun sektörünün gelecek perspektifini çizmeye çalışsan, hem yazılım hem üretim tarafında ve belki birkaç sene sonraki istihdam alanında nasıl bir bağlam kurabilirdi? Öncelikle sizin gibi yetkin insanın yanında konuşmak. Ben şu an Simbad Digivox, geçen sene kurulan Ankara Bilim Üniversitesi'nin desteğiyle kurulan Simbad Digivox, oyun ve simülasyon organizasyonunun şu an lideriyim. Ve sorunuza gelecek olursak, işte şu an çeşitli yapay zeka veya artificial intelligence teknolojilerinin herhangi bir text promptuyla veya bir girdiyle herhangi bir şeyi insan zihninin oluşturabileceği veya onun bile ötesinde oluşturabileceği herhangi bir şeyi saniyeler içerisinde belki üretebilen bir konuma geldik. Ve bu artık hem komputasyon hem kodlama alanında hem
sanatsal alanda işte çeşitli çizimler, üç boyutlu modeller her alanda gelişmeye başlıyor. Ve sanıyorum birkaç seneye hatta onu bile bulmayabilir. Artık bir tekst, bir yazı girdisiyle sıfırdan bir oyunu, özellikle hyper casual son zamanlarda artık fabrikasyon üretime girmiş. Sürekli bir günde bile bir oyun çıkarabilen insanın bir sektörde bile birkaç saniyeye inebileceğini düşünüyorum. Yani aklınızdaki oyunu işte anlatarak oradan bu çıksın, buradan atlasın, oyuncu sağa kaydısın, sola kaydısın gibi girdilerle bu oyun yapma işleminin artık onlarca, yirmilerce insanın yapabileceği, birkaç günde yapabileceği, bir haftada yapabileceği işi birkaç saniye indirilecek ve yapay zekanın nimetlerinden hızlıca faydalanabilecek bir duruma geleceğini düşünüyorum. Peki onu bir rakip olarak görüyorsanız, ona doğru bir kendi üretim mekanizmanız var. Hı hı. O mekanizmanızı, kendi aranızdaki işbirliğini bir takım olarak nasıl hı hı. kuruyorsunuz? Yani yapay zekadan faydalanmamak mümkün değil zaten, değil evet. mi? Bir oyun içerisinde belki bir rakip üretimi esnasında. Peki onu bir üretici olarak alsaydın, karşında bir rakip üretici olarak gördüğünde, bir oyun tasarımcısı olarak aldığında ilerideki iş kuvvetiyle ya da istihdamla ilgili bir bağlantı kurabiliyor musun onunla ilgili? Bir destekleyici eleman mı olabilirdi yoksa rakip mi olabilirdi? Aslında biraz kısıtlayıcı bir eleman değil oldu mi? Burada. Çünkü o kadar fazla hızlı hı. ve nasıl desem monoton oyunlar ortaya çıkardı ki, veya simülasyonlar diyeyim. Artık işte insan sanatsal oyunlar yapabilme yetisini kaybederdi o kadar fazla oyun ortaya çıkınca, veya en azından maddi durumunu da kaybederdi o kadar fazla oyun ortaya çıkınca. Böyle sonuçlar. Kendi ürettiğiniz oyunlardan biraz bahsedebilir misin? Şu an çünkü tahmin ediyorum birkaç oyun ve ekibinizle beraber yaptığınız çalışmalar var. Slide'da görselleriyle birlikte gösteriyorum. Tabii ki, tabii ki. Ondan önce şu an genişlemekte olan ekibimizden ve daha önce yaptıklarımızdan ve şu anda yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz bir sene içerisinde çeşitli işte oyunlarla ve simülasyonlarla veya katıldığımız etkinliklerle birlikte birkaç tane oyun geliştirme fırsatımız oldu. Bununla birlikte çözümler veya uygulama geliştirme fırsatımız da oldu. Ve bunu bir çekirdek ekibi olarak yapmıştık aslında şimdiye kadar. Ve bundan sonra da artık genişleme ve Ankara Bilim Üniversitesi'ne yayılma, aynı zamanda diğer üniversiteler de olabilir bunlar. Az önce bahsettiğiniz bu profesyonel süreçte de bir geçiş aşaması olarak düşünüyoruz. Ve bunun ilk adım olarak iki tane ekibe bölünmeyi düşünüyoruz. Talent ve Core. Aslında isminden anlaşılabileceği gibi Talent biraz daha yeni bu işte ve hevesli olan, ama biraz daha çekingen, artık nereden başlayacağını bilemeyen ve nispeten daha tecrübeli insanlardan, daha tecrübeli öğrencilerden, arkadaşlarımızdan yardım alabilecek bir ekip. Bir de kol zaten artık takım çalışmasına başlayabilecek veya çeşitli yarışmalarda evet, bir üretim yapabilecek. Ve artık çekirdek bir ekip olarak insanların karşısına kaliteli ürünler sunabilecek, en azından kendi açılarından veya maddi bir getiri sunabilecek bir ekip oluşturmayı düşünüyoruz. Tabii bu birkaç tane ekip olacak böyle üniversite çapında olabileceği için. Talent'ın avantajları aslında böyle sadece isim olarak değil, aynı zamanda üniversitemizin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin oluşturduğu destekleriyle birlikte geniş eğitim kütüphanelerinden ücretsiz olarak faydalanma ve biraz daha gelişim sürecini hızlandırma amacıyla kuruldu. Ve yine nispeten daha tecrübeli öğrencilerden destek almak. Tabii profesyonel düzeyde olmasa da biraz daha tecrübeli ve bu yollardan geçmiş, en azından proje çıkartabilecek öğrencilerden destek alma amacıyla. Ve KOR dediğim gibi artık üretim aşamasına geçebilecek ve Ankara Üniversitesi desteğiyle ürünler ortaya koyabilecek ekip.
Tabii diğer kol üyeleriyle aynı alanda uzmanlaşmış çalışmalar üretebilecek bir ekip oluşturmayı planlıyoruz. Genel olarak 4 alanda sadece oyun ve AR değil ve bu alanın uygulanabileceği 4 alanda çalışmalar planlıyoruz şu an. Tabii bu alanların hepsine oyun ve AR geliştirme, işte kolaboratif bir şekilde ürünler ortaya koyabilir, herhangi bir alanda olabilir ürünler. Web geliştirme konusunda özellikle rektörümüzün yakından takip ettiği ve ilgilendiği oyun ve simülasyon geliştirme konusunda, veri bilimi konusunda, özellikle oyun geliştirme konusunda veri bilimi gerçekten birbirine kenetlenmiş ve birbirine oldukça faydası olabilecek iki alan. Ve gömülü yazılımlar yine bu alanda oyun ve oyun geliştirme konusunda kolaboratif bir şekilde yaklaşabilir. Mesela oyunlara çeşitli aygıtlar tasarlamak veya sanal gerçeklik şeyleri, uygulamaları yapmak oyun geliştirme konusunda öne çıkabilir. Ve bu 4 alanda gerek birbirleriyle çalışarak gerek de kendi alanlarında ekipler, hem talent hem core ekipleri kurmayı düşünüyoruz. Burada işte çeşitli hyper casual oyunları tasarladık. Kimisi şu an mağazalarda yayında, kimisi şu an geliştirme aşamasında. Sosyal bilinç olarak da sıfır atık projeleri, işte onlarla ilgili oyunlar, sosyal bilinç oluşturabilecek oyunlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Ve DJH yaz kampına da zaten katıldık, onun için de sunumlar yaptık gerekirse. Bunun gibi hyper casual alanında oyun üretmeye çalıştık şimdiye kadar. Ve bundan sonra da sadece hyper casual değil, aynı zamanda simülasyon, AR, VR, herhangi bir alanda çalışmayı düşünüyoruz. Geçmişimizden bahsettik. Geçen bir sene içinde neler yaptığımızdan, şu an genişleme aşamasında olduğumuzdan ve önümüzdeki senede core ekibiyle birlikte artık üretimin hızlanacağı ve her alanda ürünü ortaya koyabileceğimiz bir yapı oluşturacağız ve bunun sürekliliğe binmesini istiyoruz aslında. Artık biz mezun olduktan sonra bile önceki tenantlar kol olup ve yeni tenantlar ortaya çıkıp böyle sürekli kendi içerisine dönen bir ekosistem, üretim ekosistemi düşünüyoruz. Ve bunun gerçekten Ankara Bilim Üniversitesi'nin desteğiyle yıllar sürecek ve artık üretimin odağı olacak bir ekosistem olacağını düşünüyorum. Web sitemizden de daha detaylı bir bilgi almak için veya çalıştığımız alanları, uygulamaları daha detaylı bir şekilde görebilmek için QR kodu okutup veya simbatdigibox.com'a gidip inceleyebilirsiniz. Ben bir şey, küçük bir şey daha, evet. Bitirmiyoruz. Daha buradayız. Daha bir şey bitirmiyoruz. Bir şey daha soracağım. Sadece mühendis arkadaşlar değil tabii, değil mi? Tabii. Yani oyun geliştirme alanında zaten sanatçılar gerekirse programcılardan çok daha büyük bir role sahip yani. İletişimciler de var değil mi işin içinde? Tabii. Tamam, teşekkür ederim. Ne yapalım ama öyle. Onu hukukçularda olmalı tabii ki. Çok güzel bir şey bu arada. Hani evet, ben iki tane örnek söyleyeyim. Hem ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Orada yıllardır hani Teknokent'te destek verilen destekler ve oyun tarafında yapılan işler. Ayrıca şeyi çok yakından takip ediyorum. Hani ODTÜ'nün Atom tarafında yaptığı işler. Yani biz oradan gelen insanları gerçekten çok başarılı buluyoruz. Yani Türkiye'nin zaten sayılı işlerinden sayılı biri. Onun gibi sürdürülebilir olması da çok önemli. Ben de üniversite yıllarımda hani kulüplerde ve diğer işlerde çok hani var oldum. Ama sadece bu iş öğrenciye bırakıldığında sürdürülebilir olması çok zor oluyor. Siz mezun olup gidiyorsunuz, Yeni gelenler aynı heyecanı taşımayabiliyor, bir şey oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor derken mutlaka üniversitelerin hani bu işlerin üzerinde elini üzerlerinde tutup doğru insanları da, hani doğru akademisyenleri de bu işlerin içerisinde yer alması lazım. Bence Atom'u da başarılı yapan bu yıllardır. Evet. Ki ona %100 katılıyorum ki Atom sadece zaten animasyon şeyle, simülasyon oyun değil. Tabii. Yani bütün çapraz bileşenleriyle beraber var. O zaman son bir şey daha ekleyeceğim. Evet. O zaman bir off the record. Şimdi hocalarımız da tabii ki var burada ama off the record. Yani onlar bir şey demezler. Serbest görüş olarak tabii rektör hocamızın çok desteklediğini biliyorum. Bir üretici olarak mesela bir akademisyenden öğrencinin beklentisi, temel beklentisi bu süreçte ne olabilir?
Öğrencinin akademisyenden. Öğrencinin akademisyenden beklersin. Valla benim öğrenciden beklentim çok net. Dersinde çalışsın, işini yapsın, proje teslim etsinler tamam. Ama öğrenci akademisyenden ne bekliyor? Aslında danışman desteği büyük önem taşıyor. Çünkü mesela ne kadar koldaki elemanlar daha önce az buçuk ulaşmış olsa da bu işlerle, kimse bir piyasada bu işlerin nasıl yürüdüğünü veya markette ne gibi faktörlerin daha önemli olduğunu bilemiyor. Bu iş için artık sektörü yıllarını vermiş ve gerek mühendislik gerek işte sanatkarlık alanında tavsiyeler bulunabilecek şey gerekiyor, danışman gerekiyor özellikle. Ekipman ve teknoloji desteğinin dışında en çok önemli olan alan burası, danışman desteği. Evet. Tam orada bir es gireceğim, yine lafını böleceğim. Şeyde İlker Bey'i de aslında Tolga Bey'i de aynı şeye benzer bir pas atmışlardı. Türkiye'den gitmese de gidiyor gibi olan yazılımcılarımız var. Yani gitmese de burada ama dışarıya çalışanlar mevcut. Onlarla beraber şey yaptığında bir çaba koyuyorsunuz ortaya. Belli ki hani yerli sermaye biraz daha şey olsun diye, burası kalkınsın biraz daha diye. Zannetmiyorum ki zaten sizler böyle bir çabaya giriliyorsa çok büyük ihtimalle yurt dışında da 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler freelance olarak bir şey olarak bulunuyordur da. Ama buranın sermayesi olarak baktığınızda, çünkü siz de şimdi bu genç emek de sermaye, o emeğin koyduğu ürün de sermaye. Sektörde kalmayı düşünüyor musunuz peki ileride? Yoksa mesela farklı bir şekilde bir sisteme entegre olmak gibi bir ideal var mı? Gelecek ideali bir perspektifini çizebiliriz. Artık bu az önce bahsedildiği gibi atom yapısı gibi sürekli bir yapıya bindiğinde, tabii buradan çıkan artık yeni firmalar, yeni girişimler olursa, tabii bunlara da yine destek vererek ve kolaboratif bir şekilde onların da desteğini bekleyerek bir yine bunun okulun dışında bir ekosistem oluşturmayı da düşünüyoruz tabii ki. O zaman senden bir son söz alalım. Ben de üstüne bir şey söyleyeyim. Üstüne döneceğiz. Şimdi artık buradan biz de gençlere bir şey söyleyelim. Onu söyleyeceğiz şimdi. Yunus'tan alalım bir söylemek istediğin. Oyun sektörüne dair de olabilir, yazılım sektörüne de dair olabilir. Ya da şu an bizi belki daha sonra sosyal medyaya da yüklenecek. Belki Türkiye'nin başka bir ilinden izleyecek olan, ya ben de girmek istiyordum ama etrafımda beni yönlendirecek birini bulamıyorum ki, bu bizim bu arada sadece oyun sektörü için değil, pek çok sektör için en kilit sıkıntılarımızdan biridir. Hocalarımız, ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz özellikle liselerde çok güzel yönlendiriyorlardır. Hocalarımız üniversitelerde gerektiği emeği veriyorlardır ama bazen öyle bir nokta olabiliyor ki etrafınızdaki kimse sizin uğraştığınız alanla ilgili bir bağdaşım kuramıyor. Yani siz anlatıyorsunuz ama onlara hani böyle başka bir dil konuşuyormuşsunuz gibi geliyor. Öyle bir düşündüğümüzde belki onlara mı dair bir şey söylemek isterseniz. Yani böyle bir, belki size dahil olabilirler mi mesela, bilmiyorum. Tabii ki. Belki bir çağrı yapmak istersin belki. Yani aslında bu gömülü yazılımlarda mesela yarışmalara katılabilecek, mesela Teknofest yarışmasına katılabilmek için bir danışman gerekiyor. Ekibin içinde yine katkı sağlayabilecek. O ekibe yine bir geliştirme imkanı sunabilecek ve onlara bilgi birikimini açısından destekleyebilecek bir danışman gerekiyor. Tabii ki yine oyun alanında da bir danışmanın ekibe dahil olması çok iyi oluyor. Zaten sizin de Ali Efe Hocam bize katkılarınız. Estağfurullah. Sizler de arkadaşlarınıza katkılar verecek misiniz? Tabii ki. Soruyorum. Ben hocalarınız üzerinden değil. Yani mesela arkadaşlarınız sizle irtibat kurabilirler mi Türkiye'nin başka üniversitelerindekiler? Tabii ki. Evet, yani diğer üniversitelerden de yine Ankara'nın kısıtlı değil, Talent'a işte başvuru yapabilirler web sitemizden, bilgi alabilirler ve eğitim kütüphanemizden aynı zamanda mentorluk açısından KOL'daki arkadaşlarımızın mentorluk desteği alabilirler. İnşallah daha sürdürülebilir olması niyetiyle. İlker Bey, yavaş yavaş son sözleri alalım. Gençliğe sesleniş gibi konuşayım. Şöyle, yani ben kendi 18 yaşında bir oğlum ve 21 yaşında bir kızım var. Yani onlara da seslenerek konuşuyorum. Yani ben kendi açımdan değil, yani bütün gençler açısından. Şimdi Türkiye'de genç olmak kolay değil. Hani buradaki eğitim sistemi ve Türkiye'de yaşananlar, bunların hepsini dışarıda bırakalım. Ben gençlerden üç şey istiyorum. Bize başvuranlar da dahil olmak üzere. Bir
Ya, ilki tutku, ikincisi azim. Çünkü bu ikisi onları harekete geçirmeye yetiyor. Yani şu anki gençliğin en büyük problemi harekete geçmek. Harekete geçtikten sonra çünkü gerisi var. Yani hiç kimseye ihtiyacı olmadan, şu an istiyorsanız yani bu odaya fayans döşemek istiyorsanız bile onun eğitimi var online şekilde. Yani bu anlamda hiç kimseye bahane bulmasın artık. Yani internete erişim diye bir sorun yok şu ülkemizde, şu devirde. Ve gençler de birbirlerine bahaneler üretmesinler. Üçüncü istediğim şey de değişime açık olmaları. Tabii bu değişime açık olmak demek şu an çoğunlukla gözlemlediğim gibi maymun iştahlılık değil. Yani sürekli ama onu mu yapsam ama bunu mu yapsam vesaire gibi sürekli değişip hiçbir şey yapmamak değil. Tam tersi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bizim şu an art dizaynımızı yapan arkadaşlar oturup vah vah işte ChatGPT çıktı, Midjourney çıktı artık bizim işimiz bitti demeyecek. Yani onunla nasıl uyumlu çalışırım diye ona bakacak. Ya da ondan farklı ne yaparım diye ona bakacak. Yani biz bu değişimi ayak uydurmak ancak onun içerisinde sörf yapılarak olabilir. Ona açık olmak lazım. O yüzden bu üç şeyi hani şu anki gençlerden biz de talep ediyoruz. Onlar bizlerden çok fazla şey talep etmelerine de alışıyoruz. Yani bunu şeyde de görüyoruz. Yani bir üniversiteden bir arkadaşımız bir mail atmış, cevap vermemişiz hata keza. İşte sonra denk geldiğimizde diyor ki, ya işte ilgilenmediniz, mentor olmadınız. Ya atmaya devam et. Yani numaramızı yaz, LinkedIn'den yaz, oradan yaz, buradan yaz. Biz global anlamda almak istediğimiz insanları alabilmek için inanılmaz baskılar yapıyoruz. Yani sen gerçekten istedikten sonra ve bunun için bir şeyler yaptıktan sonra o bir şekilde olacaktır yani buna emin ol. O yüzden gençlere bu azmi ve tutkuyu tekrardan aşılamamız gerektiğini düşünüyorum özellikle Türk gençlerine. Endüstriye dair bir var mı son söz? Endüstriye dair. Evet. Endüstriye dair. Beklenti ya da bir iyi niyet belki olabilir. İyi niyet mesajı. Ya biz bizden öncekilerin de yaptıkları çok doğru hareketler sayesinde şu an Türkiye'de dönüp bakıldığında Türkiye'yi marka yapan endüstrilerden biri oyun oldu. Bu çok gurur verici. Yani biz de o bayrağı taşımaya devam ediyoruz. Yani bizden önceki jenerasyonların bize verdiği. Bizden sonraki jenerasyonlarda da biraz önce anlattığım konuyla birlikte olarak onların da taşımasını bekliyor olacağız. Ben çok umutluyum. Bahsettiğim gibi konuşmamın başında hızlı hareket edebilen, hızlı dönüşebilen bir kıvrak bir zekamız var. Kıvrak bir kültürümüz var. Bunu da en iyi şekilde bu sektörde devam ettireceğimizi düşünüyorum. O yüzden birileri yardım etmiş, devlet yardım etmiş, etmemiş bunlara hiç takılmadan şu an her şeyi online olarak keşfedip uygulayabilecekleri bir dünya var. Buna bir an önce katılmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Tolga Bey, belki yine kısa bir halka sesleniş konuşması olabilir. Bulut teknolojileriyle ilgili olabilir. Sizden ne ben gelir? Yunus'un sunumunu çok beğendim. Yani gerçekten bizim yapmaya çalıştığımız gibi iyi çalışılmış bir sunum. Orada ekosistem mesajı verdi. Benim danışmanlarım bana hep ekosistem mesajı ver diyor. Senin de iyi danışmanların varmış bence. Ekosistem olmak önemli. Bir de Ali Efe Hocam sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Ben son 2 yıldır küresel açılımla uğraşıyorum şirkette. Yani şirketin genel merkezini özellikle yabancı yatırımcılar Türkiye dışında şuralara taşıyın yatırım yapalım diyorlar ama Türkiye gibi teşvik veren bir ülke yok. Yani dünyada şu anda oyun endüstrisi, bulut teknolojileri, yapay zeka, teknolojiye değer veren ve geleceğini teknolojiyle tasarlayacak bir ülke. Hatta devletimizin geçtiğimiz yıl sonunda açıklamaları devlet stratejisi haline geldi. Hani bu Türkiye yüzyılı, dijitalin yüzyılı ya, ya bu bir siyasi strateji değil, devlet stratejisi oldu. Devlet stratejisi ne demek? Bunu takip edecek demek. Yani bundan sonraki sistem ne olursa olsun bu devlet teknolojiyle büyüyecek. Zaten şimdi makro ekonomi diyeyim. Yani baktığımızda küresel piyasalara da artık her yerle ticaret yapmak çok basit. Yani bir ödemeyi, parayı almak, vermek. Buradan her yere ihracat yapabiliriz. Ve teşvikleri muazzam, ekosistemi muazzam. Her ilde üniversite var. Gittiğinde bir üniversiteye gidip kuluçka merkezine gitsen birilerini bulabilirsin. Aslında taban çok güzel oluştu. Biz bunu doğru değerlendirip elimizdeki öğrendiğimiz kadarını başka bir yere satmak yerine burada doğru ekosistem parçalarını bir araya getirip buradan bir şeyler yapmamız değerli. Bu da yerli olma, milli olma bilinci. Bu da çok güzel Türkiye'de. Bence milli
değerler artık daha fazla öne çıkıyor. Buradan bir şeyler yapıp bizim de bu küresel piyasadan biraz pay almamız lazım. Bu buraya geldikten sonra inanın Türkiye'de ekonominin direği KOBİ'ler. Milyonlarca KOBİ var, binlerce demiyorum. İşte Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya baktığımızda 10 bin, 20 bin, 100 bin en iyisi. Burada milyonlarca KOBİ var. Bu teknolojileri biz öğrendik ya, KOBİ'lere ışık tutarsak dünyada çok ciddi bir pay sahibi olabilir. Hani Avrupa 70'lerde, 80'lerde bizden işçi götürüp Avrupa'yı inşa etti ya, bugün biz teknolojiyi kullanıp Avrupa'nın tabii ki en ilk hedefimiz Avrupa pazarı, en yakın zaman dilimine baktığımızda, ulaşıma baktığımızda bu Avrupa pazarının teknoloji construction'ından da, teknoloji mimarisinden de Türkler pay alabilir. Hatta Türkler yapabilir. Avrupa çağırıyor. Biz gidip orada işçi olacağımıza bu sefer buradan Avrupa'yı inşa edebiliriz. Benim de vermek istediğim topluluk mesajı bu diyebilirim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama burada sizlere İstanbul'dan geldiler. Bu karda kışta kıyamette. Ben de oradan geldim de. Onlar çok sağ olsunlar. İlker Bey'e, Tolga Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bir kişi daha var teşekkür edeceğimiz. Bu bütün organizasyonu bizi buraya sorunsuz bir şekilde getirmemizi, gelmemizi sağlayan Yaprak Hanım'a da ayrıca buradan şükranlarımızı sunalım. Bilmiyorum şu an aramızda ama yine başka bir panelde koşturuyor olabilir yine. Ona da teşekkürlerimizi sunalım. Yine rektör hocamızı da, rektör yardımcısı hocalarımızı da saygıyla selamlayalım. Ve teşekkürlerimizi sunalım. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böylece fuarımızın da son panelinin sonuna gelmiş olduk. Ağzınıza sağlık diyelim ve önümüzdeki fuarlarda yine böyle keyifli etkinliklerde Ankara Bilim Üniversitesi'nin ev sahipliğinde buluşmak dileğiyle görüşürüz efendim. Sağ olun.